Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Leach metoduyla su yüzü profillerinin nasıl çizileceğini göstereceğim. Onun için ilk başta numaralarınızı tanımlayacağınız bir bölüm oluşturalım. Örneğin buraya 37 yazdığımda sizin M ve N numaralarınızı buraya yazsın. Bunu nasıl yapıyorduk? Eşittir diyorum. Aşağı yuvarla parantez içinde. Buradaki değeri 10'a böl noktalı virgül 0. Virgülden sonra 0. basamağı yuvarla demektir bu. 3. Bu yan tarafı da nasıl alırım? Eşittir dedim. Benim numaramdan eksi buradaki değer çarpı 10 değerini çıkart dediğim zaman bunu da bulmuş oluruz. Burada menbaadan mansaba doğru kesitlerin mesafesi var. Bunu nereden alıyorduk? Bunu bakın Word'ümüzde şu kısımlarda yazıyor. Bağlama yerinin 4m artı n menbaası diyor. 4m artı n örneğin 37 ise numaranız 43 artı 7 şeklinde buraya yazmamız gerekiyor. Bunu nasıl yazıyorum? Eşittir diyorum 40 artı m artı n yazmam yeterli. Bağlama yeri 0. Mansap için 3m artı n 30 artı m artı n değeri. Diğeri için de 80 artı m artı n eşittir 80 artı m artı n değeri. Bakın burada değerleri değiştirdiğiniz zaman örneğin 32 yaptığınız zaman değerler tamamen değişiyor. Daha sonra maksimum ve minimum debileri belirleyelim. Bunu da yine föyümüzden bakın 8m nokta n yani eşittir diyorum 80 artı m artı n bölü 10 dedim. Burayı buldum. Q ortalama Q max bölü 4 artı m eşittir Q max bölü 4 artı m hücresi. Diğerine de bakıyorum. Q max artı n bölü 10 eşittir parantez içinde Q max artı n parantezi kapat bölü 10 dedim. Buradaki değeri de bulmuş oluyorum. Şimdi bu tabloyu nasıl oluşturacağız? Bu tabloyu oluştururken bakın mansap tarafından menbaaya doğru gideceğiz. En sondaki kesitimiz. Bu kesitte debiyi buraya yazacağım. Bakın zaten buradaki turuncu çizgi minimum debiyi, gri çizgi ortalama debiyi, sarı çizgi de maksimum debiyi ifade ediyor. Peki alttaki mavi çizgi neyi ifade ediyor? Bu alttaki mavi çizgi de Talweg kodunu temsil ediyor. Bu Talweg kodu da arkadaşlar yine sizin bakın projenizdeki buradaki değerler 650.n, 651.m, 652.n değerleriniz sizin buradaki değerleriniz. Bunları aynı zamanda nerede de kullanmıştık? Kesitleri çizerken de kullanmıştınız. Bu debileri buraya yazdıktan sonra hatta debileri şöyle yazıyorum. Bakın eşittir dedim. Buradaki debiyi al. Eşittir. Yukarıdaki debiyi al. Eşittir. Buradaki debiyi al. Peki bu kodları nasıl bulacağım? Bu kodları da 80 metre mansaptaki anahtar eğrisini okuyacağım. 8'lik debi için bakın 8'lik debiye geliyorum. 8'lik debiden bir çizgi çekiyorum ve buradaki kodu okuyorum. Bunu okuduktan sonra bu kodu buraya yazıyorum. Aynı şey 20 için geçerli. Yine anahtar eğrisine gidiyorum. 20'lik debiye gidiyorum. Buradan 651.48 okudum ve bunu buraya yazdım. 80'lik için de aynısını yapıyorum ve bu kısmı bitiriyorum. Bu kısmı bitirdikten sonra KD'lere bakmam lazım. KD için de konveyans eğrilerine bakacağım. 80 metre mansabın KD'si. Bakın kodu bulmuştum. 651.05. KD'sini okuyacağım. 651.05'ten gelip burada kodu 50 olarak okuyorum. Ve okuduğum kodu buraya yazıyorum. Aynı şekilde diğer kodları da sırasıyla buradan okuyarak buraya yazmam gerekiyor. Bunları bitirdikten sonra anahtar eğrisiyle hiç işim kalmayacak. Bundan sonraki kısımların anahtar eğrisini hiç kullanmayacağım. Diğerlerinin de anahtar eğrisini kullanmayacağım. Sadece konveyans eğrilerini kullanacağım. Burada arkadaşlar bunu bulduktan sonra şu noktanın koordinatlarını tahmin ediyorum.
tahmin ettiğim kodları buraya yazıyorum. Bura 651.05 ise burası 651.2.17'dir diyorum. Ama bunu tek tahminde tutturmanız zaten oldukça zor. Bunu daha sonra 30 metre mansabının KD'sinden buradaki koda karşılık gelen, tahmin ettiğim koda karşılık gelen KD değerini okuyarak buraya yazıyorum. Bunu da 30 metre mansabından yapacağım. Örneğin 652.17'yi buluyorum. Buradan okumamı yapıyorum ve yaptığım okumayı buraya yazıyorum. Bunu yazdıktan sonra hemen yan tarafında KD ortalamam var. KD ortalamayı da şu şekilde yapıyorum. KD 4'ün olduğu yer bölü 2 artı KD 3 bölü 2. 2 KD'nin de ortalamasını aldırıyorum. Daha sonra L mesafesi. Şu anda bu noktadayım ve bu noktanın kodunu bulmaya çalışıyorum. Yani aradaki mesafe lazım bana. Bunu nasıl yapacağım? Eşittir diyorum. Buradaki değer eksi. Buradaki değer dedikten sonra tabloda eşittir yukarıdaki, eşittir yukarıdaki dediğim zaman burayı da oluşturmuş oluyoruz. Daha sonra JF. JF neye eşitti? JF Q eşittir KD çarpı J üzeri 1 bölü 2 idi. Buradaki debidans kısmından kaynaklı. Peki JF'yi çekersek buradan ne olur? JF eşittir Q bölü KD üzeri 2 olur. Dolayısıyla ben buraya eşittir yazıyorum. Parantez içinde debi bölü KD ortalama, parantezi kapattım, üzeri 2. Bu şekilde eğimi de buluyorum. Peki yükseklik neye eşittir? Buradaki eğimi bulmuşsak JF ile L boyu da belliyse şurası belli midir? Bunu da bulmuş oluruz. Bunu da L çarpı JF yaparız. Eşittir diyorum. JF çarpı L uzunluğu dedikten sonra bunu buluyorum. Peki şu andaki kod, bu noktadaki kodla bu noktadaki kodun farkı olmuş oldu. Ben buraya geliyorum. Eşittir diyorum. Yeni bulduğum yükseklik farkı artı diğer mansaptaki tarafın yüksekliği, şayet bu fark, bu kod benim tahmini ettiğim koda yakınsa bu durumda doğrudur deyip devam edeceğim. Bakın burada fark olarak da eşittir diyorum. Tahmin ettiğim kod eksi bulduğum kod. Bu şekilde de bir değer elde ettim ve bunu doğruluğunu kontrol edeceğim. Bunu da 0.01'den büyük mü küçük mü ona bakacağım. Eşittir diyorum. Eğer mutlak fark değeri küçüktür 0.01 ise bu durumda doğrudur. Doğru yazıyoruz. Değilse yanlış yazıyoruz ve buradaki formülü de oluşturuyoruz. Bakın tekrar göstereyim bu formülü. Eğer mutlak K8 küçüktür 0.01'dense doğru, değilse yanlış. Burada oluşturduğum formülleri KD ortalamayı ve şurada oluşturduğum formülleri aşağı doğru çekiyorum. Şu aradakine dokunmayın çünkü bunu bu eşittir bu şeklinde yapmıştık. Hatta dolarla da sabitlemediğim için bunu çok dokunmanızı tavsiye etmiyorum. Bunu bulduktan sonra alt satıra geçeceğiz. Fakat nasıl bir şeyle karşılaşabildik? Mesela bu 652.17. Ben buraya 652.4 ile başlayabilirdim. 652.4 değerini buradaki 30 metre mansabı KD'sinden okuyorum. 100. Buraya 100'ü yazıyorum. Bunu 100'ü yazdıktan sonra bakın burası yanlış diyor. Fark da var. Bu farka göre buradaki değeri tekrar deneme yanılma yöntemiyle değiştirip bunun da yeni KD'lerini okuyup burayı düzenlemeye çalışıyorsunuz. Bunlar doğru olduktan sonra şu kısma geliyorum bakın, alt kısmı. Artık burayı buldum. Bununla buranın, bunu bulduktan sonra buranın kodunu tahmin etmeye çalışıyorum. Bunun kodunu tahmin etmek için eşittir dedim. Şuradaki debileri aynen alalım.
kodları da artık tahmin ettiğim kod doğru olduğu için bakın buradaki kod alıyorum. Bu satırda buradaki kod, bu satırda buradaki kod, bu satırda da buradaki kod doğru olarak kabul edilmiş durumda. Buraya da geldiğim zaman burada da KD3'leri alıyorum. Çünkü okumayı tekrar yapmama gerek yok. Bunu bu şekilde aşağı doğru çektiğimde KD'leri de tamamlamış oluyorum. Daha sonra bu noktanın kodunu tahmin ediyoruz. Ve bunun KD değerlerini bağlama yerinin KD'sinden okuyoruz. Bu kısmı da bitirdikten sonra menba kısmına geçeceğim. Yine bakın menba kısmına geçmek için burası doğru olduğunu kabul ettikten sonra buradaki değerleri alıp buraya yerleştiriyoruz. Bu noktanın kodunu tahmin ettikten sonra bu noktayı da 40 metre menba KD'sinde okuyoruz ve hesapları yapıyoruz. Tamamı doğru çıktıktan sonra bakın şu kısma metrelerini yazıyoruz. Hangi metreleri? Menbaadaki yere eksi 40 yazıyorum. Bağlama yerine 0. Birinci mansaba 30, ikinci mansaba 80 yazdım. Tabi buradaki değerleri yukarıdan otomatik olarak aldırırsın. Mesela buraya diyorum ki eşittir eksi menba şeklinde. Eşittir bağlama, eşittir birinci mansabın olduğu yer. Buralara da talvek kodlarınızı yazıyorsunuz. Talvek kodlarınız işte burada olduğu gibi 653 artı B2 bölü 10. B2 dediğimiz M bölü 10. Burası 652 artı N bölü 10. 651 artı M bölü 10. Burası da 650 artı N bölü 10 şeklinde formüllerinizi yazıyorsunuz. Bu kısma da bakın neler yerleştiriyoruz. Bu kısma en son bulduğunuz tahmini kod 8'lik debi için. Hemen yanındaki çünkü bakın eksi 40 metreye tekabül eden şuraya minimum yazayım. Ortalama buraya da maksimum yazalım. Minimum debide bulduğumuz tahmini kodu buraya, ortalamada bulduğumuzu buraya, maksimumda bulduğumuzu buraya formülize ediyorum. Eşittir. Bakın şu şekilde yapacağım. Eşittir buradaki değer. Eşittir buradaki değer. Eşittir buradaki değer diyorum. Aynısını bu sefer bu nokta için yapıyorum. Bu noktanın tahmini kodları doğruydu. Bunları da buraya yazıyorum sırasıyla. Daha sonra bunları bir alt satıra yazıyorum. Ve son satıra da ilk bulduğum anahtar eğrisinden okuduğum kodları yazıyorum. Bunun grafiği nasıl oluşturulacak? Bunun grafiğini oluşturmak için bakın bu kısmı alıyorum. Ekle diyorum. Ekleden şu grafiği seçiyorum. Düz çizgi grafiğini seçiyorum. Seçtikten sonra garip bir grafik çıktı. Bunu sağ tıklayıp veri seç dedikten sonra satır sütun yer değiştir diyorum. Ve bu grafiği bu hale getiriyorum. Bunu getirdikten sonra bunu arkadaşlar grafiği taşı diyerek yeni sayfada su yüzü şeklinde oluşturalım. Burada bir takım düzeltmeler yapmamız lazım. Birinci düzeltme şurayı siliyorum. İkinci düzeltme şuradaki karelerden üzerine tıklıyorum ve bunları da siliyorum. Üçüncü düzeltme buraya geliyorum. Sağ tıklıyorum. Ekseni biçimlendir diyorum. Ekseni biçimlendir de bakın eksen değeri olarak buna eksi 40 yazıyorum. Nereden başlasın? Eksi 40'tan başlasın. Şuradaki koordinat sistemi. Alt sınır eksi 40. Bendeki değer eksi 40. Sizde farklı olabilir. Buraya da en yüksek değerim olan 80'i yazıyorum. Bu şekilde su yüzü profillerini oluşturmuş oluyoruz. Grafik başlığına da su yüzü profilleri dediniz. Bunun dışında bakın şu eksenin altına başlık koyabiliriz. Bunu nasıl yapıyorum? Bunun üzerine tıkladığım zaman grafik tasarımında bakın sol tarafta grafik ögesi ekle diyor. Eksen başlıkları birinci yatay başlık buraya eksen başlığı geldi.
buraya mesafe parantez içinde metre yazdım. Grafik tasarımında grafik ögesi ekleye geliyorum. Eksen başlıkları birincil dikeyi seçiyorum. Tekrar gelip buna da kod yazıyorum ve buna da parantez içinde metre yazdım. Ve bu haftaki konumu bitirmiş oldum. Bir sonraki ders bunları Word'de nasıl yerleştireceğiz onu göreceğiz. Bu çok uzun sürmeyecek ve ikinci bölümü bu şekilde tamamlamış olduk. Önümüzdeki ders Word'de nasıl proje formatına dönüştüreceğimizi göreceğiz. Önümüzdeki ders görüşmek üzere. Hoşça kalın.